Rusya sınırları içinde kalan 9 Tatar köyü daha bulunuyor. Geçmişin göz alıcı zırhları içinde nice savaşlar kazanmış kahraman Tatarların en önemli geçim kaynağı günümüzde tarım. Rayzai köyünün ilk caminin 14. yüzyılda yaptırıldığına inanılıyor. Ancak eski caminin yeri tam olarak bilinmiyor. Она всё время. Bu cami her zaman açık. Sovyetler Birliği döneminde bile kapanmamıştı. Caminin minberi yanındayım şu an. Bu camideki en eski cami eşyasıdır. Bu daha önce Bazar köyünde duruyordu. 1684 yılında yapılmıştır. И он сделан 1684 году. Теперь у меня в руках есть Коран. Şimdi gördüğünüz gibi benim elimde Kur'an var. Elle yazılmış. 1831 yılında yazılmış. Ama kim tarafından yazıldığı belirsizdir. Rayzai köyünde mezarlık ziyaretinde bulunan rehberimiz Adas'ın ailesine rastlıyor. Hangi amaçla geldiniz? Mezarlık ziyareti için geldim. İki ninem ve diğer akrabalarım buraya gömülmüşler. Dedelerimizin anısına saygı göstermemiz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak mezarlıklar kötü hale gelir. Çocuklarımızı da alıştırmamız gerekir. Çünkü bu bizim soyumuz ve gururumuzdur. Наши дети тоже помнили, где Bizim çocuklarımızın da dedelerimizin yattığı yeri bilmesi gerekir. Bu çok önemlidir. Çünkü bazı Tatar aileleri bunu yapmıyor. Rayzai köyünde bir çiftlik evine konuk oluyoruz şimdi de. Üç kuşak bir Tatar ailesinin yaşadığı çiftlik evindeki konukseverliği, sıcaklığı sanki bir yerlerden tanıyoruz. Bu an bizi çok etkiliyor, duygulandırıyor. Sanki yıllar önce çok şey paylaştığımız, ancak uzun zamandır görüşmediğimiz eski bir dostla karşılaşmış gibiyiz. Tatarca birkaç söz söyler misiniz? Tatarca kimse öğretmediği için bilmiyorum. Tatarların geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizi Litvanya'daki insanlar sevmiyorlar. Ama kendi kültürümüzü, dilimizi bilmek istiyoruz. Это моя родина. Живем мы здесь очень давно. Burası benim vatanım. Biz burada çoktan beri oturuyoruz. Sovyetler Birliği yüzünden şehre geldik. Ama şimdi tekrar köye döndük. Bizim yerimize döndük. Ama evimize değil. То есть рядом. На своей земле, но не у себя дома. Böyle bir bina aldık. Sonra zar zor evi inşa ettik. Ve şimdi burada oturuyoruz. Biz inekler aldık ve şimdi toprağı işletiyoruz, çalışıyoruz. Ama bizim için her şey çok zor. Пока что я не женат, но я надеюсь, что когда-нибудь встречу. Берите нам турчанку. Какую-нибудь мусульманскую. Şimdilik bekarım. Ama umarım ki ileride güzel bir Müslüman kıza rastlayacağım. Büyük bir ailem ve çok çocuğum olacak. İyi ve uzun bir hayatımız olacak. Aslında birçok Tatar, Litvanyalılarla yaptığı evlilikler sonucu fiziksel olarak değişmiş. Orta Asya'dan taşıdıkları en belirgin özellik, çekik gözlülükse yüzyıllardır devam ediyor. Bir Tatar'ı Litvanyalı'dan ayırmanın en önemli özelliği çekik gözlülüğü olsa gerek. Но я думаю, что литовские татары имеют Литва татарларının geleceğine inanıyorum.
Gelecek nesiller bizim yaptığımızı devam ettireceklerdir. Elli yıldır kaybolan geleneğimizi yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Bu hayatın paradoksu. Sovyetler Birliği döneminde gelenekleri devam ettirmek yasakken herkes devam ettirmeye çalışıyordu. Şimdi ise kendi kültürünü öğrenmek isteyen çok az. Bu çok ilginç. İnsanlara yasak konulunca daha fazla kendi kültürüne yöneliyordu. Şimdi ise serbest olunca kimse ilgi göstermiyor. Sizinki gibi çeşitli kültürel faaliyetlerle uğraşan kişiler gelirse, ne kadar fazla gelirse o kadar tanıtım oluyor. Bu kültürlerle tanıtım. Çünkü televizyon böyle Türkiye ile ilgili programlar yok. Çok az. Sadece Türkiye, Antalya'yı biliyorlar. Aynı kökenden geliyoruz. Bunu da anlatıyoruz ve bakın diyoruz nasıl zengin. Böyle gururlu aktırmak için böyle göstermek gerekiyor. Bu nedenle Türkiye bize yardımcı olabilir. Ne kadar fazla gelirse böyle gruplar, kişiler o kadar faydalı, değerli oluyor. Mesela Türklerle beraber kamplar yapmak o da çok faydalı. Tamam biz dili kaybettik ama yine de Türkçe öğrenebiliriz. Yine de çok çok yakın bir dil. Aynı zamanda bu kültüre daha yakın olacağız. Litvanya, Avrupa'nın kuzeydoğusunda, Baltık kıyısında küçük bir ülke. Bizden birilerini yüzyıllarca barındıran bir ülke. Yolunuz buraya düşerse, şirin mescitleriyle varlıklarını sürdüren Tatar köylerine uğramadan geçmeyin. Уезжает с любви, и он вновь.